Gençler, bizim hayatımızda neler var, neler var. Ben 5 aylıkken benim babam vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, biz 5 kardeş, bizi annemiz büyütmüş. En küçükleri benim, kardeşlerin en küçüğü benim. Ama annem, alay komutanı gibi bir anne. Evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Annemden hala korkarız. Ama böyle döven, söven, kovan, böyle bağıran, çağıran bir anne de değil. Ama nasılsa onun ruhaniyeti benim. Ben diyorum ki biz onun sayesinde İslam'ı yaşar olduk. Eğer o olmasaydı biz kim bilsin ne olacaktık. Biz köylü çocuğuz. Hayvanları gütmeye gideriz. Akşam gelince çağırıyor yani. Öğle namazını kıldın mı? Kıldım. Ama yalan. Nerede? Arazi biliyor ya. Nerede abdest aldın? Kim gördü? İşte şöyle böyle falan şey yapınca hadi bakalım kalk. Abdest alacaksın, öğle namazını kılacaksın, ikindiyi kılacaksın, akşamı da kılacaksın, ondan sonra yemek yiyeceksin. Ceplerimizin diplerini böyle yoklar falan, bakalım tütün tozu dökülmüş mü? Ben anneme hayatımda 2 defa yamuk yaptım, başka öyle şey yapamazsın. Yetim büyümüşüz ya, böyle çok nazlı hop hop falan. Şöyle 16-17 yaşlarına falan gelince, o zaman Türkiye'de kumaş üretilmiyor. İngiliz kumaşı diye, İngiltere'den kumaş geliyor o zaman Türkiye'ye. İşte zenginlerin böyle, köy zenginleri yani zengin deyince, hali vakti yerinde olan kişilerin oğlunu askerden gelir, evlendireceği zaman ona bir kumaş elbise yapar. Anne bana bir kumaş elbise yaptır. Oğlum, Allah izin edersen, şimdi birkaç sene sonra askere gideceksin. Geldiğinde yaptıracağız. Şimdi yapacaksın kumaş elbisesi. Tamam. Bir şey, başka bir şey söyleyemeyiz. Ama bir o kumaş elbisenin hevesi var şimdi. Bir gün Araklı'ya gittik. Perşembe günleri şey oluyor, Araklı'nın şeysi oluyor. O zaman böyle etraf şimdiki gibi konfeksiyon mağazası dolu değil. Şey arayacaksın, terziye diktireceksin. Oh. Baktım ki kasabanın dellali var, yaşlı bir Şükran Hoca diye yaşlı birisi var. Onun elinde tam benim istediğim gibi bir elbise var. Harraç, mezat, 8 lira. Sabahtan akşama kadar dolandı adam. Şimdi o kadar param var. Elbiseyi alacağım ama anneme ne söylerim diye onu düşünüyorum. Akşama kadar alamadım. Akşam olunca elbise satılmadı demek. Adam elinde gene gezdiriyor. Ben dedim ki, ben bu elbiseyi alayım. Nasıl olsa karşı köyde duruyor. Orada bunun havamı atarım. Annem ne bilecek. Aldık elbiseyi. Gittik, daha hiç giymemişim. 2-3 gün sonra bir haber geldi, elbiseyi getirsin. Niçin? Ya elbise çalmaymış. Sürmede birisi kardeşinin elbisesini, abisinin ne çalmış, getirmiş, Araklı'da sattırmış bende. Bana ne dedim, ben çalmadım ki, para verdim, al paramı verdim, aldım. Öyle böyle şey yapılırken hocam işi duydu. Hocam çağırdı, dedi ki oğlum getirler adamı, şey, bu haramdır adam. Gittik, elbiseyi verdik, bizim para da gitti. Niçin? Annem razı olmuyor. Şimdi elbise gitti, para gitti bir şey değil de daha çok hevesim arttı. Bir elbiseye daha çok hevesim arttı. Bir sene sonra falan, o zamanı dedim ya çok kıtlık oldu orada. Diyorlar ki işte çarşambada köylerde imamlık yapanlara şu kadar mısır veriyorlar, para veriyorlar falan. Bir arkadaşımla beraber karar verdik, gidelim çarşambaya. Bir kışlık imam, o zaman köylüler imamların parasını kendi veriyor. Herkes köyün imamının parasını, köylü veriyor. Karar vermişiz. Şimdi
O şeyde bir gün baktım ki amcamın oğlunun elinde çok güzel bir elbise var. Amca, oğlum ne güzel elbisen var dedim. Güzelse sana vereyim dedi. Dedim ki ben param yok. Ne zaman param olursa o zaman verirsin. Ha şimdi şeytan işi yok. Tamam bizi kafaya koyduk. Ben bu elbiseyi alayım. Anneme göstermeyeyim. Giderim çarşambada bunu alıp atarım. Gelirken de giyip gelirim derim ben de para kazandım bir elbise aldım. Annem bir şey demez. Doğru. Elbiseyi aldık. Parasını vermiyorsun. Gittik. Trabzon'dan vapura bindik. 800 günde Samsun'a geldik. O zaman öyle. Şimdiki gibi vapurlar öyle oturacak şey yok. Şeylerde, ambarlarda yatıp kalkıyor yolcular. Erzurum'dan Hopa'dan koyun yüklemiş. Erzurum'dan koyunlar Hopa'ya geliyor. Oradan koyun yüklemiş. İstanbul'a getiriyor. Baş üstünde. Bir de koyunların içinde yatıp kalkıyoruz. Dışarıda. Gece yağmur yağmış. Ben köylü çocuğum, bağlım da yok. Elbiseler bir çuvalın içinde. Elbiseler ıslanmış. Sabahtan kalktım baktım, elbiseler ıslanmış. Onları astım böyle güneşe koydum, kuruttum. Kıyamıyorum, gene koydum torbaya. Çürülerim diye falan. Neyse bir açık gözüm birisi görmüş, bir yere gittim, geldim baktım ki elbiseler torbada yok. Annem razı olmuyor ya. Hayatımda iki defa nurlarda yatsın anneciğime karşı böyle yamuklık yaptım. İkisinde de gençler böyle cezalandı. İkisinde de böyle cezalandı. Bir gün Beşiktaş çarşıdan eve geliyorum, camiye geliyorum. Cemaatten Kayserili kunduracı bir Arif Usta diye bir kardeşimiz var, ayakkabıcı. Baktım ki onun dükkanında Beşiktaş müftüsü oturuyor. Fuat Efendi, Allah rahmet eylesin. Ben de girdim dükkana, selam verdim. Oturduk. Biraz sonra Hoca Efendi dükkan sahibine dedi ki, Arif Efendi, bir yere tırın Beşiktaş müftülüğü var ama telefon melefon yok. Bir yere telefon dediğim müsaade ederseniz. Peki hocam, numarayı söyleyin. Hoca Efendi numarayı söyledi arkadaş, o zaman bu telefonlar. Şey, buyurun hocam dedi. Şimdi Hoca Efendi ayizeyi aldım. Ben sesi duyuyorum. Karşısına buyurun efendim, bir kız, genç bir kızcağız sesi çıktı. Üstadımız evde mi dedi. Kim arıyor? Beşiktaş müftüsü Fuat. Peki. Telefon aldı. Şimdi Müftü Efendi birisiyle konuşuyor. Ama Müftü Efendi konuşurken o kadar inceleniyor, öyle o kadar edepli konuşmaya çalışıyor ki. Ben etkileniyorum Müftü Efendi'nin konuşmasından, etkileniyorum. Anlıyorum bir şeyle konuşuyor. Diyorlar ki, efendim, eğer müsaitseniz Fakirhane'ye cumartesi günü, Fakirhane'ye sabah kahvaltısında teşrifinizi rica ediyorum diyorlar şimdi. Oradan onay alıyor. Şimdi Hoca Efendi ile çok samimi görüşürüz, şey yaparız. Ben bekliyorum ki Hoca Efendi bana diyecek ki Kemalettin'e sen de gel. Hoca Efendi kalktı gidiyor. Hocam, benim annem derdi ki çağrılmayan, davet edilmeyen yere hav havlar giderler. Ama ben geleceğim. Ha tamam dedi, buyur. Gideceğim ama evi biliyorum ama efendim evini biliyoruz. Kim var, kim gelecek falan hiç onu bilmiyorum. Böyle bir şeyden haberim yok.
Cumartesi gittim. Ben içeri girdim. İçeride şimdi 11-12 kişi var. Ama Mustafa Alemdar abi de görünce dedim tamam şimdi üstaz buradadır. Çünkü onun yazıhanesinde şey yapardı ya, onun muhasebesini tutardı ya. Üstaz burada ama hangisi şimdi bunlar? O zaman Ahmet Atasayar abi vardı falan. O da sakallı. Mehmet Öztürk abi vardı. O da sakallı. Başka bir de, bir tek de Musa Efendimiz. O Musa o zaman şeyde zenginlerinden isten şey olduğu için Musa Efendimiz'i de bir iki şeyde görmüşüm böyle. Onda şey yapıyor. Tamam dedim. Şimdi üstaz burada ama hangisi? Kahvaltı yapıldı. Sofra kaldırıldı. Sohbet başlayınca üstazı şey yaptı. Cebimden o zaman böyle şimdi yazılı kitaplar yok falan. Cebinden yaptı, tuttuğu notlardan falan çıkardı. Sohbeti yaptı. Anladım tamam üstaz. Ama şeyden önce, sohbetten önce Fakir'e Kur'an okuttular. Sohbet bitti. Kalktı herkes gidiyor. Mustafa Alemdar abi bana sordu. Hocam senin şeyin var mı? Arabam var mı diye. Onu tanıyoruz. Yok dedim. Peki sen Üsküdar iskelesine kadar alalım dediler. Bizim arabada bir yer var. Kuzguncuk'ta Lütfü Efendi'yi. Aldılar arabaya. Onlar arkada oturdular. Beni şoförün, şoför de o zaman Musa Efendimiz. Onun Impala bir arabası var o zaman, onlar çok şey arabalar, yeni şey, üstazın hizmetinde. Neyse oraya oturdu. Üsküdar Meydanı'nda beni indirirken Alemdar abi eğildi kulağıma dedi ki, üstazımız diyor, pazartesi yazıhaneye gelsin. Şimdi pazartesi ne zaman gelecek? Cumartesindeyiz. Günler geçmiyor, geceleri sabah olmuyor. Gittik. Yazıhanenin üstünde üstadın özel bir şeysi var. Orada çıktık. Hoş beş falan. Eğer bir yere intisabınız yoksa, bir istihara yapın, size ders talim edelim dediler. Dedim ki efendim dedim, ben gördüğüm rüya hiç aklımda kalmaz. Siz bilirsiniz. Bu kadar. Dünya başıma yıkıldı. Hakikaten öyle gördüğüm rüya aklımda kalmıyor. Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta, iki hafta falan. Gecem gündüzüm istihare oldu. Yok. Gördüğüm rüya aklımda kalmıyor. Uyanırken hafızamdan siliniyor. Böylece bu siz bilirsiniz bana 7-8 ay tur attırdı. Böyle geçti. Ama gecem gündüzüm istihara. Neticede abim bir şey için, bir iş için beni Ankara'ya gönderdi. Gittim o işi orada yaptım. Akşam oldu. Böyle akşamdan yola çıkmayayım diye Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin camisinde yatsı yıkıldım. Hafızlık arkadaşımın kardeşlerim de orada kitap evleri var. Kitap satıyorlar. Orada biraz oturdum. Arkadaşlarla sohbet ettik. Otele gittim. Bir yer ayırttım. Ben tek yataklı yer istiyorum dedim. Yok dediler. İki yataklı var. Peki iki yatağın parasını dedim. Ben yalnızım. Oradan giderken elime bir küçük bir kitap aldım, uyuyana kadar okurum diye. Sabahtan bir okuyacağım. Aldım. O zaman Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şimdi sohbetleri diye bir şey var ya, bir kitap var ya. Abdülkadir Akçiçek diye birisi onu Arapçasından şey yapmış, Türkçe'ye çevirmiş.
üç cilt yapmış böyle küçük küçük, üç cilt. O küçük ciltlerin bir tanesi elime girmiş. Otelde onu okurken uyumuşum. Gece bir uyandım, lamba yanıyor, o kitap da öyle elinde duruyor. Rüya görmüşüm, gördüm rüya aklımda. Şimdi sabah oluyor ki İstanbul'a girdim. Öyle gece o bana yürü, öyle uzadı uzadı. Geldik. İstanbul'a gelince ertesi gün hemen gittim. Efendim istihara yaptım dedi. Ne gördünüz? Ne oldu? Falan diye hiçbir şey sormadılar. Hiçbir şey sormadılar. Ders talim ettiler. İşte üstadımızla ilk tanışma şeyim böyle oldu kardeşler. Bir gün çocukların birisi okuldan geldi, elinde bir kağıt var. Öğretmen kardeşimiz şöyle üç raflı bir şey çizmiş, bir metre, bir buçuk metre uzunluğunda kitaplık. O zaman ilk olarak okullarda kitaplık tesis ediyor. Okullarda yok o zaman. Bizi öğretmen sormuş, kimin babası marangozluktan anlar? Bizde lazlık var. Çeşitli testler, şey var evde falan, her şey var. Onlarla uğraştım. Çocukların birisi demiş, benim babam onlar. Öyleyse bunu yapsın, getirsin. Aldım, baktım. Şimdi ben öyle bir şey yapabilirim ama okula yakışmaz dedim. Gideyim marangozu. Gittim, peki yapalım hocam dedim. Kaç lira? 18 lira. Şöyle bir düşündüm, baktım. Ben ona 18 lira verecek param yok. Peki dedim, vazgeçtik. Geldim eve. Caminin medrese odalarında oturuyoruz. Hani eski medrese odaları var ya. Onlarda oturuyoruz. Kese, destere, bir taklamakta bir şeyler aldım. O revakların altında, kapının önünde. Öyle bir şey yapmaya uğraşıyorum. Bu taraftan bir hanım geldi, bizim kapının zilini çaldı. Ben ilgilenmedim, aldılar içeriye. Biraz sonra çocukların birisi geldi. Baba, babaannem seni çağırıyor dedi. Girdim içeriye, buyurun anneciğim dedim. O teyze böyle annemle oturuyorlar. Yan yana oturuyorlar. Oğlum bak bu teyze ne söylüyor. Teyzeyi bir dinledim. Sözde teyzenin oğlu, Balta Limanı Hastanesi'nde yatıyormuş, ayağını kesecekler. Teyzeye 20 lira ilaç parası lazımmış. Teyzenin de maaşı varmış, ay başında maaşı aldığından 20 lira getirecek. Şimdi teyze anlatıyor bunları ama benim içim bana diyor ki teyze hep yalan söylüyor. Yalan söylüyor teyze. Dinledim biraz, yalan söylüyor. Anneciğim, bu teyze hep yalan söylüyor. Annem tekrar döndü şöyle bir baktı, annem Osmanlı Hanım. O böyle tayör etek giymiş, başını kapatmış falan. Baktı biraz. Dedi ki, oğlum hiç yalan söyleyecek teyzeye benzemiyor dedi. Anladım ki annem buna para vermemi istiyor. Tekrar teyzeyi biraz daha konuşturdum. Teyze hep yalan söylüyor. Anneciğim, bu teyze hep yalan söylüyor. Oğlum ne yapayım? Param varsa vereceksin, verebileceksen ver, veremezsen ne yapayım dedi. Baktım annem de öyle mahzun oldu. İçim sızladı. Elimi ceplerine soktum. Cebimde ne kadar param varsa çıkardım.
19,5 lira param çıktı. Teyze, senin yalan söylediğini ben biliyorum. Ama annemin paşa gönlü hoş olsun diye al bu kadar param var. Git 50 kuruş da başkasından al. Ne? Teyze parayı aldı. Gitti, ben çıktım kapının önünde şeyle uğraşırken. Akşam ezanı başladı. Çeseri, desteri, şeyleri topladım, eve koydum, camiye girdim. Akşam namazını kıldırdım. Akşam namazından sonra da talebelerim var, geliyor. Kimisine Kur'an öğretiyoruz, kimisine talim okutuyoruz, talim bir şeyler yapıyoruz. Akşam yatsarız. Talebelerle okuduk falan. Millet geliyor, namazı yetişemeyenler namazını kılıp gidiyorlar. Birisi geldi, namazını kıldı, orada oturuyor, o gitmiyor. Dersimiz bitti, yatsı da iyice yaklaştı. Kalktık, camiden çıkıyoruz, talebeler peşinde, ben onların önünde çıkıyoruz. Ama yarın sabah 7 tane ekmek almak lazım, çocuklar kalabalık ya. Yarın sabah ekmek alma parası yok. 19 lira hepsini verdim. Biz oradan çocuklarla, talebelerle çıkarken o adam geldi benim elimi kesti. Bir kağıt para koydu elim. Anladın mı kağıt para? Ben zannettim bazı zaman talebeleri böyle yardım edenler olur. Ben dedim peki bunu çocuklara veririm dedim. Hayır dedi. Ben sana veriyorum. Adam bir de bozuldu. İyi. Şimdi para elimde ama o zaman 2,5 liraları da var kağıt para. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Dışarı çıkınca çocuklar gitmeden elime sanmıyorum diyecekler ki hoca para buldu, sevindi. Talebeler gidince elini bir açtım baktım 100 lira. Gençler, benim maaşım 141 lira. Şimdi bunu gençler iyi kafasına koysunlar. Kim olursa olsun, annesi öyleymiş böyleymiş. Annesi gayrimüslim de olsa, annenin duasını alsın herkes. Baba, onun kısayır, o da aynı ama ben annemin şeysini gördüm. Hayatımda iki defa anneme yamuklık yaptım. İkisinde de böyle cezalandım. Ama bir defa da annemin gönlü hoş olsun diye bir şey yaptım. Onda da Cenab-ı Hak böyle cezalandırdı. Şimdi ben pişman oldum. Niçin? Ben parayı teyzeye verirken dedim ki buna annemin paşa gönlü hoş olsun diye sana veriyorum teyze. Ben deseydim ki Allah rızası için bunu sana veriyorum deseydim kimse adam ne kadar verecekti. Onun için gençler aman yaptığımız her şey, her hizmette maksatımız, kastımız Allah rızası olsun. Askere gelince bir ay namaz niyaz yok. Şeyde Yalova Tayyare Meydanı, askeri tayyare meydanı. Orada askeriz. 11. ayda falan böyle 11. ayın sonuna doğru falan geldik askere. Kış, soğuk, kar yağmasa da öyle soğuk oluyor. Böyle sabahtan içtimada böyle o zamanlar şimdi öyle bir soğuk olmuyor. Böyle incecik beyaz bir şey şuraya gelip konuyor sabahın ayazında. Buradan hemen kan patlıyordu. Öyle o kadar sert soğuk oluyordu. Şimdi 450 kişi bölüğü mevcidi var. Su olarak bir tane tulumbası var. O da ancak mutfağa yetiyor. Kendi kendime karar verdim. Burada namaz kılacak yer yok, abdest alacak su yok falan.
Kendi kendimi kandırdım demek ki, nefis kandırmış beni. Bir ay 45 gün falan namaz kılmıyoruz. Ama içim de içimi yiyor. Eğer senin annen bilse ki sen bir aydır namaz kılmamışsın, annen seni eve koymaz. Hakikaten de koymaz. Böyle. İçim içimi yiyor. 45 gün sonra bir arkadaş geldi, asker olarak geldi, geç gelmiş. Doğu Beyazıt'tı. Doğu Beyazıt'tı. Bu, bundan evvel Fatma Betül diye bir aile bakanı vardı ya, onun dedesi. Baktım ki o şey yapıyor, kar yağıyor, paltosunu çıkarıyor, böyle koğuşun damlalığının altına seriyor, orada namazını kılıyor. Şimdi ben bu sefer daha da çok etkilenmeye başladım. Demek namaz kılınırmış da sen kılmıyorsun. 450 kişide hiç başka namaz kılan yok. Bir gün o arkadaşla bir şeyden beraber olduk, tanıştık falan. Ben dedim ki böyle böyle, ben işte sordu. Neredeyse çubuk falan. Dedim böyle böyle, işte ben hafızım dedim, bilmiyorum. Arkadaş bana bir sarıldı. Şimdi ben onunla şey yapmak istemiyorum. Ben namaz kılmıyorum, o namaz kılıyor. Onların arkadaş olan namaz kılacak. Ama pek de kaçamıyorum. Nihayette o 450 kişi inşaat veriyor. Biz meydanı yapıyoruz, beton döküyor askerler hepsi. Bunlar içerisinden 80 kişi ayırdılar, silah verdiler, bizi talim ettiriyorlar. 80 kişi. Ben de onların içindeyim. Bir gün böyle öğleden sonra işte pistin üzerinde şey yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz dedim. Şeyde koğuşta falan su yok ya, kış günü meydanların böyle küçük küçük yuvalar, kuyu gibi şeyler yapmışlar. Tehlikeli zamanlarda oralara bomba koyacaklar, meydanı şey yapacaklar, düşman istifade etmesin diye. Oralarda su birikmiş. Talim ettiren onbaşı çavuşlar bizi getirdiler, onların bir tanesinin başına tüfek çattık. Herkes eline yani yıkasın dediler. Ayakları kokuyor herkes. Neyse, ben de şey yaptım, elimi ayağımı yıkadım, içim öyle doğal olarak, içim öyle geldi. Ya elini yüzünü yıkıyorsun, hiç olmasın bir hafta sar. Bir hafta saldı. Biraz sonra yukarımızda bir taş köprü köyü var orada, yolun üzerinde şimdi. Orada bir ezan başladı. İkinci ezan okunuyor. Hala da öyle ezan duymadım. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor. O ezan duyunca çok etkilendim tabii. İçime geldi ya. Abdest aldın, hiç olmasın bir ikin namazı kıl. Kardeşler, namaza başlayımız o oldu işte. O oldu. Ve Allah nasip etti, askerde o hayatım boyunca kılamadım, namazlarımı da hesapladım. Onları kaza etmek de orada nasip oldu. Gözümüz görüyor, dilimiz konuşuyor, anlatıyoruz, söyleneni anlıyoruz. Bunlara ne bedel öğretti bu insanlar? Gençler, şunu söylemekten geçemiyor.
teknik çok ilerledi. Günümüzde teknik çok ilerledi. Şimdi hep biliyorsunuz, navigasyon diye bir şey çıkardılar. Hiç bilmediğin yeri. Yola çıkıyorsun. Şimdi hanımefendi göster. Geldi. Onun gösterdiği istikamete gitmediğin lan bas bas bağırıyor. Rotadan çıktın. Hakikaten de doğru. Onun gösterdiği istikamete gitmesen istediğin yere gidemiyorsun. Şimdi bizim gibi insanların navigasyonla uymadığın zaman istediğin yere gidemiyorsun. Allah'ın navigasyonu var Kur'an-ı Azimuşşan. Buna uymayan bu topluluk nereye gidecek? Buna merak ediyorum. Allah'ın gösterdiği istikamete gitmeyen bu insanlar, ya duruş yok. Bunu anlatamıyoruz insanlar. Biz burada duruyoruz zannediyoruz. Kardeşim biz duruyoruz ama hayat gemisi gidiyor. Gemiye binmiş, seyri seferde olan bir gemideki yolcular oturmuş, yürümüş, ayakta durmuş. Ne yazar ki? Gemi gidiyor. Seyirde olan gemi de iskelesi gelince inecek olanları indiriyor. Binecek olanlar binecek. Binecekler olan inecek. Şimdi dünya böyle. Aynı seyirdeki seyri seferdeki geminin yolcuları gibi. Bir tarafı indiriyor, bir tarafı bindiriyor. Düşündüğümüz zaman dünya genelinde sonbahar yağmuru gibi dünya insan yağıyor. Bunun yanında da yağan yağmurları yer nasıl çekiyor? Bir taraftan da çekiyor. İşte Abdullah Bey kardeşim. Yer bizim ne olacağımız belli değil. Ama bu insanlık burasını düşünemiyor. İnsanlık, bugünkü insanlığın büyük bir gafleti var. Eski hocalarımız Allah rahmet eylesin. Bütün sohbetlerinde şu duayı çok yaparlardı. Allah cümlemizi nevm-i gafletten ikaz eylesin derlerdi Arapça. Yani Türkçesi Allah bizi gaflet uykusundan uyandırsın. Gençler, uyku iyi bir istirahat vesilesidir. İnsan uyuyamadığı zaman doktor koşturuyor. Uyku iyi istirahat vesilesidir. Ama kardeşler ev yanarken uyunmaz. Ev yanarken uyudun mu pilin biter. Allah bizi uyanık olanlardan etsin. Kardeşler, denize düşmüş bir insan bakın, misal olarak söylüyor. Denize düşmüş bir insan boğulmamak için ne kadar çırpınırsa deniz onu o kadar şey yapıyor. Ama boğulduktan sonra kendini ona denize bıraktıktan sonra bir an tamam ben sana teslim oldum, boğuldu ya. Atıyorum çıkarıyor suyun yüzünü. O teslimiyet olmadan gençler, insanoğlunun iki hayatı var. İki hayat. Birinci hayatımız doğumla başlıyor, ölümle bitiyor. Bitiyor, ister istemez. Ben istiyorum, istemiyorum diye bir şey yok. Onunla başlıyor, onunla bitiyor. Şimdi ölüm dediğimiz şeyden kimse hoşlanmıyor. Hiçbirimiz hoşlanmıyoruz ama ölüm dediğimiz olay, insanlık için sonsuz hayata doğumdur. O hayatın doğumudur ölüm. Nasıl o bildiğimiz doğumda bu dünyaya geldikse, Cenab-ı Hak ölümle beraber de bir hayat başkadır. Ama o hayatın sonu yok. Şimdi bu birinci hayat,
o ikinci hayatı kazanmak için sigortalı olarak çalışmadır bu. Burada çalışıyoruz şimdi elhamdülillah. Müminler Allah'ın sigortası imanla sigortalıdır. Müminler Allah'ın sigortasıyla sigortalıdır. Nasıl bir genç işe girdiği zaman hemen sigortan diyor. Niçin? Çalışamadığı zaman sigortasını diyor. Hakikaten de çok doğru. Şimdi sigortalar. Çok doğru. Ama kardeşler sigortalıya kayıt olmak yetmiyor. Sigorta primlerini ödeyeceksin sigortandan istifade edebilmek için. Sigorta prim. Şimdi günümüzde bu teknik bize çok şeyler öğretiyor. Günümüzde de bir de sigortalıların hepsi de aynı şeyi görmüyor, muameleyi görmüyor. Süper sigorta diye bir şey var ya. Ne demek oluyor? Adam ödediği prime göre lütuf ve ihsan görüyor sigortasından. Ne ödemişse. Onun için Arnavut asıllı kardeşler diyorlar ki ne kapağı o kadar köfte. Değil mi? İşte insanlar, kardeşler, bu bahsettiğimiz İslamiyet, İslamiyet'teki tasavvuf şeysi, farzları ifa edenler, bir defa farz onu yapmayanlara verilecek cezadan oradan kurtarıyor. Ceza yok. Farz emredilen şeyleri yap diye. Ceza yok. Bir de onları yapanlara Allah'ın bir vaadi vardır. Cennet verecek, şu hürri verecek, ilman verecek, şu olacak, bu olacak. Tamam. Allah vaadinde hulf etmez. Verecek. Ama farzın yanında bir de sünnetler var. Sünnetin yanında bir de vacip, müstehapler var. Şimdi herkesin ödediği sigorta primine göre Cenab-ı Hak herkesin ne esnanda femen yâmel miskâle zerretin hayran yere femen yâmel miskâle. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını, kim de kötülük yaparsa Allah zulmetmez. Yaptığı iyiliklerin 1'e 100, 1'e 700 katıyla Cenab-ı Hak ödüllendirecek. İhlasına göre, herkesin ihlasına göre. Şimdi ama hata yapan hatasını neyse o. Allah böyle adaleti böyle Cenab-ı Hak. Şimdi bu tasavvuf, İslam'daki tasavvuf, hani gençler daha iyi gençken daha iyi insan prim ödeyebilir. Daha çok, daha rahat çalışır, daha çok kazanır. Süper sigortalı şimdi çok prim yatırır. Çok bir prim yatırınca çok kazanmış olacak. Kardeşler, gençler. İnsanoğluna Cenab-ı Hak iki nimet ihsan etmiş. Birisi maddi, birisi manevi nimet. Servet. İkisi de servet. Şimdi maddi servet çok olduğu zaman insanlar yanmasın, yıkılmasın, çalınmasın diye halk bankasına yatır. Manevi servetler de halk bankasına yatır. Bankaya ne kadar yatırıyorsan o Arnavut'un dediği gibi. Ne kapağı o kadar. Ne kadar yatırıyorsan o kadar çekiyorsun. Halk bankası da böyle kardeşler. Halk Bankası'ndan şimdi bu son zamanlarda bir hortumculuk çıktı. Oradan herkes birbirinin bir şeysini hortumlayabiliyor. Ama Halk Bankası'nda kimse kimsenin bir şeysini hortumlaması mümkün değil kardeşim. Kimsenin korkusu olmaz. Biz iman sigortasıyla sigortalıyız. Yeterli sigorta primlerimizi iyi ödemeye, yüksek prim ödemeye çalışalım. Kim ne kadar şey yaparsa.
bu teslimiyet insanların birbirine teslim olması değil, Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak, teslimiyet. Ve insanların birbirine olan, o birbirine itimattır. İnsanların birbirine olan şeysi itimat etmesidir. Onun sana ama insanların itimat ettiği kişilerin kendisine ihanet edeceği çok vuku buluyor. İtimat ediyorsun, karşındaki sana şey yapıyor, ihanet ediyor. Onun için esasında teslimiyet Allah'a teslimiyettir. Ya Allah'a nasıl teslim olacağız? Bizi kim teslim alacak? Ya Cenab-ı Hak bu insanı yarattı insanın eline. İnsan olarak yarattı insanın eline. Allah bu insanı çok seviyor. İnsan diye yarattığını çok seviyor. Onun eline kitabını vermiş. Şimdi eline kitabını alan sanki diyor ki Allah'ım tamam kitabım var ama ben bu kitaptan anlamıyorum. Cenab-ı Hak peki öyle mi? Al sana da öğretme. Ona peygamber de gönderiyor. Kitabı ona öğretecek, öğretmenini de gönderiyor. Ya Allah'ım tamam öğretmen de anlatıyor, kitap var, öğretmen de anlatıyor ama bizim kafa böyle, anlamıyorum ben. E öyle mi kulum? Al sana akıl. Peki Allah'ım tamam anlıyorum ama anlattıklarım yapacak takatim yok. Öyle mi? Al sana da takat. Cenab-ı Hak bak. Şimdi takat derken Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de biz kimseye takatının fevkinde bir şey emretmedik diyor. Biz neleri emretmişsek onların hepsini kulum yapacak güçtedir. Bak akıl vermiş. Şimdi Allah'ın kitabı varken kalkıp da o bu diye falan. Eğer teslim olduğumuz diyelim, teslim diyorum hani bir itimat ettiğimiz yer apaçık şeysi var. Adamın hak doğru yolda gidiyorsa sen onun gittiği yolda gidersin. Doğru yolda gidip gitmediğini nereden anlayacağız? Sünnete vuruyorum. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı gibi yapıyorum. Bu insanlığın en itimat edilecek olanı peygamberler, Enbiya Aleyhisselam değil mi? Öyleyse teslim olacağımız yer önce İslamiyet olacak. İnancında da, ibadetlerinde de, muamelatında da, her şeysinde oraya uygun olacak. Anlaşıldı mı kardeşler? Teslim değil de itimat ettiğimiz yer. Teslim, insan insana teslim olur. Ne insan? Çünkü insanlar yanında bilir. Şeyin, merhum üstadımız Sami Efendimiz rahmetullahi aleyh. Fakıra ders vereceği zaman, bana ilk olarak söylediği şey şu. Benim imam olduğumu biliyordu. Evlat, her Müslümanın ilk alacağı ders şeriat dersidir. Bak, ilk daha ders talim etmiştim. Her Müslümanın ilk alacağı ders şeriat dersidir. Üzerinde kazaya kalmış namazların varsa, bugünden itibaren kazaya kalmış oruçların varsa, bugünden itibaren bunları kaza etmeye başlayacaksın. Bir de üzerine geçmiş bir kul hakkı varsa, o hak sahibiyle helalleşeceksin. Faturası ne kadar ağır olursa olsun. Namaz, emirleri, bir de yalana dikkat edin. Yalan haramdır. Harama, helala harama çok dikkat edin. Her Müslümanın ilk alacağı ders budur. Ha, bunun yanında tasavvuf dersi geliyor şimdi. Anlaşıldı mı kardeşler? Onun için, yani öyle insan insana teslimiyeti, o teslimiyet değil esasında. O itimattır. Bu itimat, teslim, Allah'tan başkasına teslim olunmaz. Allah'ın kitabından başka, peygamberden başka. Bunda teslim mi değil mi? Ben kendimi kontrol edeceğim, kendimi kontrol edeceğim. Resul-i Ekrem Efendimiz'in hayatı gibi yaşayabiliyoruz.
Üstadımız birçok eserlerinde bunu şey yapıyor. Onun hayatı öyleydi, benimki nasıl? Onun ihsanı, ikrami böyleydi, benimki nasıl? Onun insanlara dine karşı hizmeti nasıldı, benimki nasıl? Tasavvuf diğer bir deyimle safileşmek demektir. Safileşme. Tasavvufta ileriye gitmiş kişilere ne diyorlar? Sofi. Adem Hoca da bahsediyordu. Sofi. Tasavvufta ileri giden. Şimdi sofi demek safileşmiş kişi demek. Kardeşler, insanoğlu doğduğu zaman 24 ayar altın gibi doğar. Onun hiç günahı, sevabı falan hiçbir şeysi yok. Saf altın. Şimdi belirli bir yaşa kadar da o şeyi, safiyeti devam ediyor. Ama belirli bir yaşa geldikten sonra onun halinden, hareketinden, sözünden, özünden, gözünden, kulağından bazı şeyler karışıyor. Altına başka bir maden karışınca altının ayarı düşüyor. Altının ayarı düşünce değeri de düşer o zaman. Şimdi insan bu gibi şeylere değeri düştüğü zaman insanlıktan düşüyor. Allah onları tarif ediyor diyor. Ülâike kel-en'âmi belli metalli. Safiyetini, insanlığını kaybetmiş insanlar, Allah'ın gösterdiği istikamete gidemeyen insanlar, Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle tarif ediyor. Onlar adeta hayvan gibidir. Hayvandan da belhüm edalli, daha aşağıdır. Niçin? Ya birisine kızdığımız zaman çok affedersiniz, eşek diyor. Ya köylün eşeği çüş dediğinden duruyor. Yükünü yüklüyor, deh diyor, gidiyor. Ya peki bu insanlar onu yapma der Allah. Onu dinlemez. Onu yap der, onu dinlemez. Buna şimdi eşek dediğin zaman bu hayvana hakaret olmaz mı? Onun ne şeysi var? Yap dediğini yapıyor, yapma dediğini yapmıyor. Onun için o bir defa insanlığı kaybetmiş. İşte sofileşme, safileşme buradan geliyor. Safileşme. İnsan 24 ayar altınca kardeşler ayar düşüyor. Dediğimiz gibi suç işleyen organlar işe karışıyor. Ayar düşüyor. Ayar düşünce de değer düşüyor. Ama Cenab-ı Hak çok merhametli. Erhamer Rahimin ya. Çok merhametli. Değeri nere kadar düşerse düşsün kulumun. Ona diyor ki tevbe et, gel. Tevbe et. Yani senin değerin buraya düştü. Hadi senden bu kapıya daha kul olmaz diye böyle bir kovma yok Cenab-ı Hak. Gel diyor, tevbe et. Tevbe et. Şimdi kardeşler, şimdi o ayarı düşmüş altınları kuyumcu topluyor. 8 ayar, 14 ayar, 18 ayar, neyse ayar nereye kadar düşerse düşsün. Onların hiçbir tanesini çöpe atmıyor. Hepsini dolduruyor potaya, eritiyor, ondan sonra kimyevi maddevi karıştırıyor ona, altın bir tarafa, diğer maddeler bir tarafa. 8 ayar altın geliyor bu sefer, gene 24 ayar. Şimdi Cenab-ı Hak da böyle pota, istiğfar potası koymuş Müslümanlar. Hatasız insan olmaz. Ama samimi tevbe edersen, o zaman ne oluyor? İstiğfar potasında yer eriyebiliyorsan, kimyevi maddeyi karıştırabiliyorsan, safileşiyorsun şimdi. Bak, safileşiyorsun. Tasavvuf, safileşme deme bir yönde. Hatalarını bir insanın terk edip, Allah'ın gösterdiği istikamette ve bu sefer
ısrar da oluyor Allah'ın emretmediği şeyler ama şunlar sana farz değil ama şunları da yaparsan şu kadar mükafatım olur. Yani memurlar şimdi şeysini yaptıktan sonra mesai yayılıyor ya. Ha? Ay başında mesai yapanlar öbür memurun iki katı kadar maaş alıyor. Hatta gece mesai yapanları, benim akrabalarım vardı gümrükte. Onlar gece mesai yaptı, bir saat çalışıyordu, iki saat mesai yazıyordu. Onlar şeydi öyle. Onun için gece ibadetleri çok daha şeyli oluyor. Teheccüd namazı mesela diyelim. Bunun için. Sofiler de tasavvuf ehli elinden geldiği kadar haramlardan sakınmaya çalışıyor şimdi. Haramlardan sakınmaya. Emredilenleri, Allah'ın emirlerini elinden geldiği kadar yerine getiriyor. Artı bunun yanında da teheccüd namazı kimseye farz değil ama elinden geldiği kadar teheccüd namazı da kılıyor. Efendim şeylerde Ramazan haricinde mecbur olmadı. İşte oruç tutuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diyelim. Şimdi tasavvuf bu insanı iyice safileştirme. Safileştirme.